Egemen Türk'ten mutlu sabahlar değerli izleyenler. Haftanın ilk gününde gün ışığında gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Gündemimiz yoğun. Hem siyasilerin gündemi hem yaşamdan haberlerimiz var sizlere. Ve yine güncel koronavirüs verilerini de sizlerle paylaşacağız. Ve ardından gün ışığına gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Ve sonrasında yine her gün hafta içi her gün olduğu gibi köşe yazısını paylaşacağız sizlerle. Gündemimiz bu şekildeydi. Haberlerle başlayalım. Güncel koronavirüs verilerine bakalım. Vaka sayıları 5000'in altına geriledi. Son 24 saatte 4883 yeni vaka tespit edildi. 52 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 215.294 COVID-19 testi yapıldı. 4883 kişinin testi pozitif çıktı. 52 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 736 oldu. 5937 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.275.231'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme içme yerlerinin açık kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak. Temizlik, maske ve mesafe kuralına uymak kaydıyla konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Nikah, düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Yiyecek içecek ikramı yapılabilecek, konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla yapılabilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Park, bahçe, kamp, piknik, mesire alanı gibi yerlerdeki kısıtlamalar kaldırılacak. Faaliyet konusu nargile salonu kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak. Diğer yandan Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenlerle son 14 günde bu ülkede bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek. Kademeli normalleşme döneminde pazarlara tüm gün uygulanan sokak kısıtlaması son kez hayata geçirildi. 1 Temmuz'dan itibaren sokak kısıtlamaları sona eriyor. Haliyle ekipler de dün son denetimlerini yaptı. Çalışma belgelerini tek tek kontrol etti. Bugün kısıtlama var. Neden dışarıdayız? Valla alışveriş yaptık işte. Ondan alışverişten dolayı 15 dakikada biz de alışverişin manasıyla dolaşıyoruz şöyle. Şehirde arası ulaşım yapacağım. Serbest bana o yüzden. Bir para çektim, para yatırdım. O yüzden işte. Kademeli normalleşme döneminin son pazar kısıtlamasında sokaklar hareketliydi. Herkes bunaldı, sıkıldı, artık kendini bir yerlere atmak istiyor. Sıkıldı millet. Ne parka gidiyoruz ne şeye, pikniğe gidiyoruz, gidemiyoruz. Hafta sonları da artık kısıtlama olunca dışarı çıkamıyorduk. Herkes rahat rahat dolaşır rahat. Boğulduk yani. Hafta içi akşam 22 ile sabah 5, hafta sonu cumartesi 22 ile pazartesi sabah 5 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılıyor. Artık kurtuluyoruz sonunda, gerçekten mutluyum yani. Çok iyi oldu. Bu iyi bir şey bizim için. Çünkü artık çok bunalmıştık. Herkes özgürlüğüne kavuşur inşallah vakalar artmadığı müddetçe. Son pazar kısıtlamasında ekipler sahadaydı, denetimlerini sürdürdü. Ekipler de bugün son kez denetimlerini yapıyor. Araçlar tek tek durdurulup sürücülerin kimlik izin belgeleri kontrol ediliyor.
Bir süredir zaten buna alışmıştık, bu korkuyla yaşıyorduk. Herkesin psikolojisi bozuldu çünkü maddi manevi her konuda. Sizin belgen var ama ister istemez bu suçluluk duygusu oluyordu bende. Bugün de pazardı, yasak vardı ama çıktık. Çok şükür yakalanmadık, yoksa ceza yiyecektik. Ha, artık pazar günü de çıkabileceğiz. Şu an burada korkarak oturmayacağım. Artık polislerin yanına rahat rahat geçebileceğiz. Şimdiden kısıtlamasız pazar günü için planlar yapıldı. Bolu vakit geçireceğim arkadaşlarımla, öyle söyleyeyim. Pazar günü eğer çalışmıyor olursam gezerim büyük ihtimalle. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Bir pazar günüm var, inşallah onun da var ya, böyle tadını çıkartacağım, bayağı gezeceğim. Türkiye'de aşılama seferberliği sürüyor. Ülke genelinde uygulanan toplam aşılama sayısı 47 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da uyarı geldi. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım dedi. 40, 60. Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı. Bakan Koca ertelemeyelim vurgusu yaptı. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Ülke genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aşı tedariki ve yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle toplam aşılama sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak 18 yaş ve üstünün koronavirüs aşılamaları başlamıştı. Teyze söyleyeyim bakalım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre birinci doz sayısı 32 milyonu aştı. İkinci doz sayısı 15 milyona yaklaştı. Böylece toplam doz miktarı 47 milyonu geçti. Derin bir nefes al. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı çağrısında bulundu. Aşı normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım ifadesine yer verdi. Nasılsınız? Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girebilmek için bir yıl boyunca hazırlandığı YKS maratonu tamamlandı. Sınav süresi boyunca adaylar içeride, velilerse dışarıda ter döktü. Sınavda hemen hepsinin en çok zorlandığı sorular matematikten çıktı. Ya gerginim. Dünkü sınavdan sonra bunun da zorlayacağını düşünüyorum açıkçası. Herkes dünden sonra umudunu kesti. Bu sınav iyi geçer diye düşünüyorum. Yani heyecanlıyım o yüzden biraz. İnşallah iyi olur. Sene çalıştık, emek verdik. Karşılığını alırız inşallah. Milyonlarca öğrenci istediği üniversiteye girebilmek için ter döktü. Onların kaderini belirleyecek YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu yapıldı. Alan yeterlilik sınavı 10-15'te başladı. 180 dakika sürdü. YKS maratonu dün başlamıştı. Milyonlarca öğrenci hayalindeki üniversiteye girebilmek için dün temel yeterlilik sınavında, bugünse alan yeterlilik sınavında ter dökecek. Öğrenciler görmüş olduğunuz gibi yapılan kontrollerle birlikte sınav salonlarına giriyor. Allah yardım diler olur. Bunu da diyorum ki herkes emeğinin karşılığını alacak yani. 4 sene de veri emek veriyor. Allah'ım emeklerini yağlasın. Pandemi kuralları gereği veliler sınav anında okul bahçesine alınmadı. Kimi dışarıda dualarla, kimi de heyecanla çocuğunun sınavdan çıkmasını bekledi. Bu başımıza gelen ilk bir olay, ilk çocuğumuz. Çok heyecanlıyız biz. Dışarıda onları bekliyor. Dua edik. Rabbim herkese de yardımcı ola. Biz onlardan daha çok heyecanlıyız. Sanki biz sınava giriyoruz. İnşallah iyi bir yeri tutturur diye ümit ediyoruz yani. Adaylara 160 soru yöneltildi. Soruları kolay bulan da vardı, zor bulan da. Sınav nasıldı? Sınav bir önceki benim için iyiydi de bu sınav birazcık zorlandım gibi. Sınav gayet bence iyiydi. Vallahi hazırlayan bence çözemez bu soruları. Cidden çözemez bence. Çalışan için kolay, çalışmayan için zordu. Benim için de zor geçti. Neden? Sınavı bırakacağım. Büyük ihtimalle öyle olacak. Sınav zordu. Bu sınavda daha zorlandım. İnşallah seneye daha rahat yaparım. Onları en çok zorlayansa matematikti. Matematik biraz zordu ya. AYT matematiği zorlamışlar. Sayısalcıyım ben. Matematiği zorladı. Bugün feni yaptım da matematiği zordu yani. Fen kolaydı, güzeldi. Ama matematik gerçekten böyle bir şey yok. Matematik kısmı biraz beklemediğim gibiydi. Zordu. Matematik zordu yani. 15 tane falan işaretledim. Biraz zorlandım açıkçası. YKS'nin 3. oturumu olan yabancı dil testi de 15.45'te başladı. 15.30'dan sonra öğrenciler içeri alınmadı. Sınav 120 dakika sürdü. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
YKS öncesi yine hareketli dakikalar yaşandı. Sınava eski nüfus cüzdanıyla gelen de vardı, aracı bozulan da. Güvenlik güçleri gençler için seferber oldu. İşte o anlaş geliyor şimdi ekranlarınıza. YKS öncesinde yurt genelinde hareketli dakikalar yaşandı. Ekipler gençler için seferber oldu. Antalya'da oğlunu sınava yetiştirmek isteyen annenin kullandığı otomobilin lastiği patladı. Durumu fark eden ekipler işe koyuldu. Önce genci motosiklete bindirip sınava yetiştirdi. Ardından annenin kullandığı otomobilin lastiğini değiştirdi. Manisa'da sınava girmek için okula gelen genç şok üzerine şok yaşadı. Görevliler nüfus cüzdanında fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınamayacağını söyledi. Yeni bir kimlik çıkarması gerekiyordu. Hikayesinin başlamadan bittiğini düşünmüştü ama yanıldı. Geçici nüfus cüzdanını çıkarabilmesi için ekipler seferber oldu. Önce fotoğraf çektirildi, daha sonra ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne götürüldü. Geçici kimlik belgesi alan genç sınavın başlamasına dakikalar kala okula yetiştirildi. Hadi koş 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 koş. Koş. Trabzon'daysa polis görme engelli vatandaşı sınava ekip aracıyla götürdü. Engelli vatandaşı elinden tutarak okulun bahçesine kadar getirdi. Polis ekiplerinin o anları Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Biz sizi götürürüz şimdi, tamam mı? Sorun yok. Allah razı olsun. Şanlıurfa'da zabıta ekipleri iş başındaydı. YKS'nin yapılacağı okulun önüne gelen ekipler yol üzerinde pankart açtı. Pankartlarla sürücülere korna çalmaması için uyardı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise ilginç anlara şahit olundu. Bir genç anne, baba ve halasıyla aynı okulda sınava girdi. Aile sınav heyecanını hep birlikte yaşadı. Sınav boyunca içeride öğrenciler, dışarıdaysa veliler stres altındaydı. Bir kadın ve kocası ise ikiz kız torunlarını farklı bir yöntemle bekledi. Bir Temmuz'dan itibaren şehirler arası yolculukta kısıtlamalar kalkacak. Koltukları tam kapasite satabilecek olan seyahat firmaları da bu durumdan oldukça memnun. Kurban Bayramı için plan yapan vatandaşlar içinse güzel bir haber var. Bilet fiyatları artmıyor, aksine azalma eğiliminde. Kurban Bayramı'na bir aydan kısa süre kaldı. Tatil planları yapanlar şimdiden biletlerini almaya başladı. Fiyatlar arttı. Evet. İlk pandemi döneminde hükümet önlemler açısından %50 kapasite koydu. O yüzden o dönemlerde fiyatlar arttı. Daha sonra biraz gevşetince biraz daha düştü fiyatlar. Şimdi 1 Temmuz'dan sonra tamamen gevşettiler. Fiyatlarda herhangi bir artış yok. Artıdan aksine düşüş var. Şehirler arası seyahatte salgın öncesine henüz dönülmedi. Özel araçlarla yolculuk daha fazla tercih ediliyor. Otogarlar bu nedenle eski günlerini arıyor. Normalde bayramlar, dolayısıyla eski bayramlar yok. Eski bayramlar yok. Şu anda pandemi olduğundan dolayı pek sıkışık değil. Otobüs bileti fiyatları uçak biletlerine nazaran hızlı değişmiyor. Hatta yıllar içinde hiç değişmeyen fiyatlar dahi var. Erzurum 2011 yılında da 180 liraydı. 2021 yılında geldi. Erzurum 180 milyon. 2011 yılında mazot 3 liraydı. Şimdi mazot 8 lira. Sivas bundan 10 sene önce de 180 lira. Yine aynı fiyat. Değişen bir şey yok. Otobüs sektörünün sıkıntıları artıyor ama gelirleri yine otomatikman azalıyor. Uçaklara yakıtlar devlet tarafından daha ucuz veriliyor. Otobüsçüye böyle bir ayrım yok. Normal bir kullanıcının aldığı fiyattan otobüsçüye de aynı fiyattan mazot veriliyor. Otobüs de yolcu taşıyor. O da amme hizmeti yapıyor. Bu ayrım niye onu bilmiyorum. Ancak otobüslerin eskiye oranla daha konforlu olduğu da bir gerçek. Esnaf kültürü de otogarlarda hala yaşıyor. Uçak iptal olduğu zaman ne yapabilirsin? Ne halin varsa gör diyor kardeşim diyor. Burada öyle bir şey yok. Burada ev esnaf
bir birlik beraberlik içinde ne yapıyor? O insanı gönderiyor. Diyor ki burada kalmasın. Uçakta öyle bir şey mi? Gel ben bilet aldım 1.000 lira. Yandım biletin diyor. Burada otobüs adam yarım saat 40 dakika geç geliyor. Otobüsü kaçırıyor. Ama buradaki insan otobüs biletini yakmıyor. Marmara hepimizin sloganıyla 19 gün önce başlayan müsilaj seferberliği meyvelerini veriyor. Marmara Denizi toplam 7.430 metreküp müsilajdan temizlendi. Müsilaj seferberliği devam ediyor. Marmara Denizi'nden bugüne kadar 7.430 metreküp müsilaj temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 19. gününü tamamlayan Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin bilgi verdi. Aralıksız sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarımızda 7.430 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettik dedi. 26 Haziran itibariyle İstanbul'da 3.404, Kocaeli'de 447, Balıkesir'de 776 metreküp, Yalova'da 1.764 metreküp müsilaj temizlenerek düzenli depolama sahalarına gönderildi. Denetimler de hız kesmeden sürüyor. Çalışmaların 19. gününde toplam 6.887 denetim yapıldı. 1.881 atık su numunesi incelendi. Bakan kurum, 7/24 online takibimizi sürdürüyoruz. Marmara hepimizin diyerek denizimizi temizliyoruz ifadesine yer verdi. İstanbul'dan 2 sene önce mühürlenen boş bina büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu. ...11 katlı boş bina çöktü, ortalık moloz yığınlarıyla doldu. Olayın adresi İstanbul Sarıyer. Yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Dumandan göz gözü görmedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkazda kimsenin olmadığını tespit etti. Park halindeki 3 otomobil hasar gördü. Başka binalarda da hasar olup olmadığı tespiti için çalışma başlatıldı. Köpekler geçiriyor. Ekipler her ihtimali değerlendiriyorlar. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. O sırada kat sahipleri binanın bugüne kadar yıkılmamasına tepki gösterdi. Genç mahkeme süreci devam ettiği için binanın yıkılmadığını söyledi. Riskli bina olduğu tespit edildi ve hala itirazlar var ve şu ana kadar bir tane insan, bir sinek daha içeri sokulmadı. Mühürlendi bina. Hala dava var şu anda. Hala dava var ve biz bunlar bitmeden orada bir yıkım yapamayız. Yaşanmadı. Ama şunun altını çizelim. Amerika'nın Florida eyaletinde çöken 12 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Ölü sayısı 5'e yükseldi. 159 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika'nın Florida eyaletinde yıkılan 12 katlı binada ölü sayısı artıyor. Enkazda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 159 kişiyi arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkazda oluşması muhtemel, hava ceplerinin insanları hayatta tutabileceği belirtiliyor. Arama çalışmaları köpekler, kızılötesi, tarama ve ağır ekipmanlar yardımıyla yapılıyor. Yetkililer enkaz altında kalanları canlı bir şekilde çıkarmak istiyor. Sahte içki faciasında bilanço artıyor. Tekirdağ'da tedavi gören 4 kişiden daha acı haber geldi. Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6'ya yükseldi. Hastanede 13 kişinin tedavisi de sürüyor.
Sahte içki can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tekirdağ Çorlu'da sahte içki nedeniyle can kaybı yükseliyor. Bir büfeden aldıkları sahte içkiyi tükettikleri şüphesiyle toplam 19 kişi hastaneye başvurmuştu. Perşembe günü Pakistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Dün yoğun bakımda tedavi görenlerden biri yaşamını yitirdi. Bugün de 4 kişi daha sahte içkinin kurbanı oldu. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. 13 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis ekipleri olayın sorumlularına yönelik operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan 2 büfe işletmecisi tutuklandı. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Yurtta yollar yine kan gölüne döndü. Çanakkale ve Ankara'da 2 feci kaza meydana geldi. Toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 5 yaralı var. Katliam gibi 2 kaza 6 kişi yollarda can verdi. İlk kaza haberi Çanakkale'den, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücüyle bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Diğer kaza Ankara'da yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü seyir halindeki tırı arkadan çarptı. Otomobil adeta hurdaya döndü. Olay yerine gelen ekipler 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Doğukar. Ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşam mücadelesi sürüyor. Batman'da bir çocuk kapının üstünden atlamak istedi ancak dengesini kaybedip düştü. Demir parmaklık koluna saplandı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına itfaiye koştu. Kapının üstünden atlamak istedi. Demir parmaklık koluna saplandı. Yer batman, 9 yaşındaki Yasin kapının üstünden atlamaya çalıştı. Ancak dengesini kaybetti. Demir korkuluk koluna saplandı. Tamam abi, Yasin oraya bakma. Bakma canım. Çocuğun bağırışlarını duyan site sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Ekipler demir kesme makasıyla parmaklıkları kesti. Tamam. Tamam. İlme. Demiri tut. Demir abi elini çek oradan. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleyle koluna saplanan demir çubuk çıkarıldı. Sağlık durumu iyi. İstanbul'da iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa süre içinde alevlendi. Taraflar birbirlerine masa, sandalye ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada bıçaklar da çekildi. Masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. İki esnaf sokak ortasında birbirine böyle saldırdı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Bar işletmeciliği yapan bir şahısla fırın çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirine masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Arbede'de bar işletmecisi fırın sahibini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bıçaklı şahsı gözaltına aldı. Esnafın meydan kavgasından geriye bu görüntüler kaldı.
Kırıkkale'de dengesini kaybeden bir adam Kızılırmak Nehri'ne düştü. Ağacın dallarını tutarak dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Daha fazla dayanamayınca kendini akıntıya bıraktı. Onu ölümün kıyısından bakın kim kurtardı. Ağacın dallarına tutunarak kurtarılmayı bekledi. Tam boğulacakken imdadına itfaiye yetişti. Yüzmeyi biliyor, biliyor. Kafası hep suyun üstünde yani. Şu an bıraktı kendini, şu an bıraktı. Arkadaş da arkasında yüzüyor. O da yüzüyor, o da yüzüyor. Olayın adresi Kırıkkale. 42 yaşındaki Yasin Keskin bir anda dengesini kaybetti, Kızılırmak Nehri'ne düştü. Çaresiz adam bir süre akarsuda sürüklendi, bir ağacın dallarına tutunarak durabildi. Çevredekiler hemen durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Yani isim olarak bilmiyorum ama itfaiye. Evet, Yaşar itfaiyesi. Ya bıraktı kendini. Bıraktı. Ya vatandaş yüzmeyi biliyor. Bıraktı kendini herhalde de. Daha fazla gücü kalmamıştı. Yorgun düştü. Tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak kendini nehrin akıntısına bıraktı. Yüzmeyi biliyor. Biliyorum. Kafası hep suyun üstünde yani. Şu an bıraktı kendini, şu an bıraktı. İtfaiye hemen suya atladı. Peşinden giderek adamı kısa sürede yakaladı. Evet, onun yanına yaklaşmak için yüzüyor. Yakaladı şu an. Kıyıya çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Akıllara durgunluk veren bir olayla devam edelim. Afyonkarahisar'da bir maganda önce akaryakıt istasyonundan yakıt aldı, sonra da drift atarak tozu dumana kattı. Dehşete düşüren o anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. Önce yakıt aldı, ardından drift yaptı. Eşine ender rastlanacak olay Afyonkarahisar'da yaşandı. Kendini bilmez bir kişi akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Daha sonra istasyonun önünde drift yapmaya başladı. Tozu dumana kattı. Onlarca kişinin hayatını böyle tehlikeye attı. İstasyon yetkilileri şahsa müdahale etmek için yaklaştı. Maganda ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Görevliler durumu polise bildirdi. Ekipler güvenlik kameralarını inceledi, şahsı hemen tespit etti. Kısa sürede yakalanan Maganda'ya 10.483 lira ceza kesildi. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Muğla'da bir teknede yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanında bulunan diğer 3 tekneye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin saniyelerle yarıştığı yangında 2 yat tamamen yandı. Dört yat alevlere teslim oldu. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Yer Muğla'nın Marmaris ilçesi. Dünyaca ünlü yat firmasının bakım alanındaki bir teknede yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yakındaki diğer 3 yata da sıçradı. Yangını fark edenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangını kontrol altına almak için saniyelerle yarıştı. Kepçe operatörü denizden su alıp teknenin üzerine döktü. Yangında iki yat tamamen, iki yatsa kısmen yandı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Hong Kong'da da benzer görüntüler vardı. Lüks teknelerin olduğu marinada yangın çıktı. 16 tekne küle döndü. Bir de yaralı var. Tekneler alevlere teslim oldu. Dumandan göz gözü görmedi.
Hong Kong'un Aberde bölgesindeki marinada yangın çıktı. Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Teknelerden 16'sı yandı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ağrı Dağı'nda sıcaklık arttı, buz kütleleri eriyince çamur seline dönüştü. Taş ve kayalar ovaya akın etti. Köy sakinleri o anları şaşkınlıkla izledi. Bu kuraklığı ne diyorsun ya? Çamura baksana. Şu motorları oradan alsan bütün araç geçse. Ağrı Dağı taş ve kaya kustu. Görenler şaşkınlıkla izledi. Ağrı Dağı'nda hava sıcaklığı arttı. Cehennem Deresi etrafındaki kar ve buz kütleleri önce patladı, sonra eridi. Kalmış. Ara. Taş, kaya ne varsa sürüklendi. Adeta çamurdan sel oluştu. Taş ve kayaları gören köy sakinleri şaşkınlığını gizleyemedi. Çevrede hem korku hem panik yarattı. Böyle bir şey yok. Sel suları civardaki tarlalara da zarar verdi. Şu motorları oradan alsan bütün araç geçse. Gazete manşetleriyle devam edelim gün ışığına. BBN Haber gazetesiyle başlayalım ilk olarak. Metro mu su mu acil başlığı altında. Biliyorsunuz aslında uzun zamandır metro projesi de gündemde, su sıkıntısı da gündemde Konya için. İşte buna ilişkin bir haber var, detaylarına bakalım. Konya ilk etap ihalesi yapılan ve toplam maliyeti 1,2 milyar avroyu bulan metro yatırımı yerine ovada günden güne artan su sorununun çözümü için adım atılmasını bekliyor. Ova susuzluktan kırılıyor. İlk etabının ihalesi Ankara'da 2 Ekim 2019'da yapılan Konya metro hattı için geri sayım devam ederken şehirdeki genel kanı ise Konya'nın metro gibi ivedi olmayan projeler yerine susuzluktan kırılan Konya Ovası'na su getirilmesi olduğu yönünde. Su savaşları kaçınılmaz. Son yıllarda artan kuraklıkla birlikte Konya Ovası'nın su ihtiyacının giderek daha arttığı ve iklim değişikliğinin devam etmesi durumunda İlk kıvılcımları geçen ay İsmail'de atılan su savaşlarının da kaçınılmaz olduğunu dile getiren vatandaşlar ovaya yeni su kaynaklarının getirilmesini talep ediyor. Vatandaşın tercihi elbette ki su. BBN Türk TV'de Konya'nın suya mı metro yatırımına mı ihtiyacı var sorusuyla yapılan halk röportajında da soru yöneltilen vatandaşların tamamına yakını kuraklık artıyor, su sorunu yaşanırken metro Konya için lüks bir yatırım olur. Kaynaklar su sorununun çözümü için harcanmalı görüşünü belirtti. Tüm enerji suya harcanmalı. Konya'nın kanaat önderlerinin de enerjisini su sorununun çözümü için harcamasını isteyen vatandaşlar, Konya Ovası suya kavuşursa üretim de artar, ürün çeşitliliği de diyerek iktidarıyla, muhalefetiyle tüm siyasetçilerin ve STK'ların Konya Havzası'ndaki su varlığının beslenmesi için mesai harcaması gerektiğini de savunuyor. Maliyeti 1,2 milyar avro. Merkezi hükümet yatırımları arasında yer alan Metro Konya projesinde ilk kazmanın ne zaman vurulacağı ise belirsizliğini koruyor. Toplam maliyeti 1,2 milyar avroyu bulan bu projede ilk etap Necmettin Erbakan Üniversitesi, Beyşehir Çevre Yolu, Yeni Gar Binası, Fetih, Ahmet Özcan ve Çeçenistan Caddesi'nden Meram Belediyesi'ne kadar gelen 21,1 kilometreden oluşan 22 duraklı projeden oluşuyor. Ve altta da güzel bir detay var. Başkan Kavuş Millet Bahçesi'nde. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Millet Bahçesi'nde geçiren piknikçilerle bir araya geldi. Yine fotoğrafta da o anlara ait bir kare var. Mustafa Kavuş gençlerle birlikte ip atlıyor fotoğrafta. Bu güzel detayı da sizlere aktarmış olalım.
BBN Haber gazetesi ana manşeti bu şekildeydi. Aslında acı bir tabloyla da karşılaştığımızı gördük burada. Biliyorsunuz Konya için birincisi önemli bir proje olan metro projesi var ki Konyalıların uzun bir süredir beklediği bir proje bu aslında. Bir diğer problem de su sıkıntısı. İşte bu iki, bir beklenti, biri sorun olmak üzere bu iki başlık şu an karşı karşıya kıyaslama durumuna gelmiş durumda. Bununla ilgili yapılacak çalışmaları da ilerleyen süreçte bekleyip göreceğiz. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edelim. Atığın geri dönüşüm serüveni plastik ameliyat başlığı altında. Geri dönüşüme ilişkin bir haber var Milliyet gazetesinde. Detaylarına bakalım. Milliyet plastiğin dönüşümünü adım adım izledi. Aşama aşama form alan plastik yumurta ambalajı ve sızdırmaz kap olarak sofralara geliyor. Deterjanla yıkanıyor. Kocaeli Çayova'daki fabrikada atıkların %90'ı Avrupa'dan getirilmiş. Önce cinsine, rengine, polimerine, ev sıvına göre ayrıştırılan atıklar otomatik bantlara alınıp un ufak ediliyor. Bu parçalara önce soğuk yıkama, ardından 90 derecede deterjanla sıcak yıkamaya alınıp en son 180 derecede eritiliyor. Kalın film şekli alan atık rulo halinde ham madde olarak satılıyor. Ve %100 geri dönüşüm, bu filmler termoform teknolojisiyle yumurta kabı, sızdırmaz kap gibi ürünlere dönüştürülüyor. Bu da geri dönüşüme ilişkin bir özel haberiydi Milliyet gazetesinin. Bir diğer başlıkta ise yatağındaki zaman tüneli. Straton kıya, antik Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapıların bir arada görünebildiği nadir yerlerden. Karayanın içlerinden denize doğru antik bir kavşak, tarih boyunca medeniyetler arası bir kesişme noktası olmuş. Profesör Doktor Bilal Söğüt Başkanlığında kazısı süren tapınak, Tapınak 2'nin bir tiyatro tapınağı olduğu da düşünülüyor. Yine bir diğer başlıkta normalleşmeye ilişkin detaylar var. İşte normalleşmenin detayları diyor. Konser ve festivaller geri dönüyor. İçişleri 1 Temmuz'da başlayacak yeni normalleşme dönemine ilişkin genelge yayımladı. Sinemalar ve tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verilen tüm iş yerleri yeniden açılacak. Konser ve festival gibi etkinliklere belirlenen kurallara uyulması kaydıyla izin verilecek. Eğlence mekanlarında müzik yayını saat 24'e kadar yapılabilecek. Restoran ve kafe gibi yerlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak. Evet, bir diğer başlık CHP'den yargı paketi desteği. CHP'li anayasa profesörü Kaboğlu 4. yargı paketi için dağ fareye doğurdu yorumunda bulundu. Kaboğlu o kadar adalete susamış bir toplumuz ki en ufak bir adımı bile şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de destekleyeceğiz, bunu da destekliyoruz dedi. Ve yine bir diğer detay, denize sıfır orman yangını. Bir orman işçisi şehit oldu. Tatil cenneti Marmaris'te denize 100 metre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangında 110 hektarlık alan küle döndü. Yangına müdahale eden orman işçisi Görkem Asdemir 32 yaşında şehit oldu. Bakan Pakdemirli yangın sonrası buraya otel yapılacak iddiasına tepki göstererek bunu söyleyenleri Allah'a havale ediyorum, buralara tekrar dikim yapacağız dedi. Evet, Milliyet gazetesi başlıklarını aktardık. Son aktardığımız başlığı tekrar hatırlatmak istiyorum. Marmaris'te denize sıfır orman yangını başlığı altında. Biliyorsunuz bu tür orman yangınları olduğu zaman aslında o alana otel mi yapılacak tartışmaları hemen peşinde gündeme gelir. Bununla ilişkin bakanların da yaptığı bir açıklama var. Bunu da hatırlatmak isterim. Bu tür alanlarda yangın olduğu zaman ve ağaçların başına bir şey geldiği zaman o bölge imara açılmıyor, ardından tekrar ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bakanların açıklaması bu yönde. Bu detayı da hatırlatmış olalım ve Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Kriptonun kaynağı başlığı altında FETÖ'ye ilişkin bir haber var. Detaylarına bakalım. Kaynak Holding dosyası yeniden açıldı. Şirket, dernek ve vakıfların bilgisayarlarından silinen veriler kurtarılıp 100 milyona yakın veriye ulaşıldı. Bu holdingin adeta FETÖ'nün kuluçkası gibi çalıştığı, KPSS'ye giren 5000'den fazla kişinin burada eğitilerek kamuya yerleştirildiği tespit edildi. Şimdi sıra bu kriptoların kimler olduğuna geldi. Binlerce Fuat Avni sızdı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, 72 şirket, dernek ve vakfa ait dijital dokümanları tekrar inceledi. 93 milyon veriye ulaştı.
İncelemeye göre kamuya sızın talimatı gereği 5238 kişinin atamaları yaptırıldı. Böylece Fuat Avni benzeri binlerce bilişimci kamuya sızdı. 312 FETÖ'cü tutuklandı. Kaynak Holding'e bugüne kadar 13 ayrı operasyon yapıldı. Sadece İstanbul'da 1050 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 3500 kişi hakkında da işlem yapıldı. 312 şüpheli tutuklanırken verilerin çözümlenmesinin ardından Kaynak Holding'e yönelik peş peşe operasyonların yapılacağı öğrenildi. Ve hainler için iş bulma komisyonu bir diğer detay, FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra kamudan ihraç edilen örgüt mensupları için iş bulma komisyonu oluşturduğu, bunların deşifre edilmemiş özel şirketlerde işe yerleştirildiği, maaşlarından da himmet kesintisi yaptığı polis ekiplerince tespit edildi. Yine bir diğer başlıkta Katar nefreti Kılıçdaroğlu'nu esir almış. Mehmet Acet'in yazısı sınavsız Katarlı tıp öğrencileri haberini yayan T24 özür diledi. Ama CHP için bunun önemi yok. Konu Katar sokağına çıkıyorsa hasmane duygular hemen devreye giriveriyor. Kılıçdaroğlu paylaşımlarını silmedi. Hatta üzerine yeni tweetler attı diyor. Bu da Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'in yazısıydı. Ve bir diğer başlık Kavala'nın adamından Peker'e hediye. Gezi'nin finansörü Osman Kavala'nın şirketlerinin temsilcisi Zeki Türkan, suç örgütü lideri Sedat Peker'e fil dişi saplı mektup açacağı hediye etmiş. CIA ajanıyla görüştü. Peker, Ergenekon davası savunmasında mektup açacağının Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fahrettin Altay'a ait olduğunu söylüyor. CIA ajanı Henry Barkey ile Kavala'nın Türkan'ın telefonuyla görüşme yaptığı da tespit edilmişti. Bu da böyle bir detay ve yine bir diğer başlıkta az önce de sizlerle paylaştığımız acı tablo orman yangını yer alıyor. Ve bir de şehidimiz vardı. Yürekler yandı başlığı altında. Görkem Hasdemir şehit olduğu orman görevlisiydi. Evet, Yeni Şafak gazetesindeki başlıklara baktık. Yine son paylaştığımız haberde ne yazık ki o acı haber, orman yangını ve bir orman işçisinin şehit olmasına ilişkin bir haberi sizlerle paylaştık. Akşam gazetesiyle devam edelim şimdi. Utanmıyorlar başlığı altında bir haber var. Televizyonda hak hukuk adaletinden söz eden Halk TV'nin patronu, CHP'nin yerel iktidarı olduğu Çanakkale'de tarihi Asos sahiline kaçak restoran dikti. Partililer akın etti diyor. Detaylarına bakalım hemen. CHP tam kadro oradaydı. Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Ali Mahir Başarış, Mahmut Tanal, Ensar Aytekin, Tahsin Tarhan, Ülgür Gökhan. Yine CHP milletvekilleri ve belediye başkanı. İsimler bu şekildeydi. Detaylarına bakalım. Sorsanız hepsi çevreci, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bu suça CHP tam kadro sahip çıktı. Sorsanız bunların hepsi çevreci dedi. Ve yapıldığı yer sit alanı kıyı kenar çizgisi 50 metre ihlal edildi. Yapı kayıt belgesindekinin yerine kaçak bina yapıldı. Açılış içinse mühür kırıldı. 27 Mayıs'ta mühürlenmişti. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kıyıya 50 metre mesafede ve doğal sit alanı içerisindeki restoran inşaatı kaçak olduğu için Mayıs'ta mühürlendi. Ancak mühür kırıldı. Kısa sürede sahile lüks bir restoran konduruldu. Vatandaşlar tepki gösterdi. CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan bu kanunsuzluğa göz yummamakla kalmadı. 3 Genel Başkan Yardımcısı, PM üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte kaçak restoranın açılışına katıldı. İkiyüzlü tavra sosyal medyadan tepki yağdı. Ve yine bir diğer başlık Oda TV'nin silahlı ahlaksızlığı. Oda TV 15 Temmuz belgeseli için kullanılan oyuncak silahları Kadem Yurdu'ndan silahlar çıktı diye haber yaptı. Haberde askeri uzmanlar fotoğraflarda görünen silahların G3 piyade tüfeği, M4 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikov saldırı tüfeği olduğunu belirtti denildi. Birçok internet sitesi de haberi yayınladı. Ancak silahların belgesel çekimi için getirildiği ve oyuncak olduğu anlaşıldı. Sete gibi sorsalardı anlatırdık dedi. Gazete
manşetlerini sizlerle paylaştık. Köşe yazılarına bakalım şimdi. Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk katilleri başlıklı köşe yazısı içeriğine bakalım. İl Diyarbakır, tarih 6-7 Ekim 2014. Terör örgütü PKK-HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın HDP Genel Merkezi'nin Twitter sosyal paylaşım sitesinden şu anda toplantı halinde olan HDP-MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz şeklindeki halkı galeyana getirme çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıdan hemen sonra PKK-KCK terör örgütü tarafından Kobani ile başlayan devrim dalgasını tüm Kürdistan'a yayma ve bu temelde Kürt gençliğinin ayaklanması çağrısında bulunuyoruz şeklindeki silahlı isyana kışkırtan açıklamaları sonucu Diyarbakır'da başlayan isyan ve kalkışma teşebbüsü kısa sürede Türkiye genelinde 36 ile sıçramıştı. Kalkışma ve isyan amaçlı sokak hareketleri PKK, HDP, PYD yandaşları tarafından ülke genelinde şiddet olaylarının yaşanmasına neden olmuştu. Terör örgütünün yaygın organları tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin DEAŞ terör örgütüne destek verdiği iddia edilerek sürekli kara propaganda yapılmıştı. Kobani olayları sürecinde PKK çizgisinde hareket eden ve politik etkisini terör örgütünün hizmetine sunan HDP sokakları da harekete geçirerek çok sayıda insanın hayatını kaybettiği olayları başlatan ve eden taraf oldu. Dönemin HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ortamı gelen açıklamaları üzerine sokağa inen PKK-HDP muhibilerinin eliyle onlarca masum kişi hayatını kaybetti. PKK terör örgütü bebek katiliydi. PKK-HDP'yi ise Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk katilleri olarak niteleyebiliriz. Bu tespitimi iki açıdan ele alıyorum. Birincisi PKK-HDP'li terörist grupların 7 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır'da kurban eti dağıttıkları için DEAŞ suçlamasıyla çocuk yaşlarda olan Yasin Börü ve 3 arkadaşını ateşli silahla vurup 3'ünü pencereden atmaları, bir diğerini de sürükleyerek binadan çıkarmalarıydı. Attıkları yerde can çekişen Yasin ve arkadaşları aşağıda bekleyen terörist grup tarafından satır, taş, sopa ve tekmelerle linç edilerek üzerlerindeki değerli eşyaları gasp edildi. Evi arayan saldırganlar yaralı halde tuvalette buldukları Yusuf Er'i döverek binadan dışarı çıkardı. Yerde yatan 4 cesede işkence edilirken kaçmayı başaran Yusuf Er'in arkasından ateş edildi. İsabet almayan Yusuf Er bir süre kaçtıktan sonra bir sokakta bayılınca çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Ahmet Dakak'ın vücudunda 22, Hasan Gökkuz'un vücudunda 20, Yasin Börü'nün vücudunda 15 kesici ve ateşli silah yarası tespit edildi. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası olan Riyad Güneş ise kafatası ezildiği için beyin kanamasından öldü. Yasin Börü insanlık dışı yöntemlerle katledildiğinde 16 yaşındaydı. Evet, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun köşe yazısını sizlerle paylaştık. Şimdi sırada hava durumu var. Hava durumunu izleyelim ve kısa bir aranın ardından gelişmelerle gün ışığında yeniden görüşelim. Gün ışığından yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından yeni haberlerle yeniden karşınızdayız. Güncel koronavirüs verileri açıklandı demiştik, detaylarını hatırlatalım. Vaka sayıları 5000'in altına geriledi. Son 24 saatte 4883 yeni vaka tespit edildi. 52 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye'de son 24 saatte 215.294 COVID-19 testi yapıldı. 4883 kişinin testi pozitif çıktı. 52 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 736 oldu. 5937 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.275.231'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin bir genelge yayımladı.
Genelgeye göre tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Temel yeme içme yerlerinin açık kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Nikah, düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek. Yiyecek içecek ikramı yapılabilecek, konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla yapılabilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Park, bahçe, kamp, piknik, mesire alanı gibi yerlerdeki kısıtlamalar kaldırılacak. Faaliyet konusu nargile salonu kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak. Diğer yandan Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenlerle son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek. Türkiye'de aşılama seferberliği sürüyor. Ülke genelinde uygulanan toplam aşılama sayısı 47 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da uyarı geldi. Ertelemiştik, aşımızı hemen yaptıralım dedi. 504, 40, 600. Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı. Bakan Koca ertelemeyelim vurgusu yaptı. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Ülke genelinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aşı tedariki ve yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle toplam aşılama sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak 18 yaş ve üstünün koronavirüs aşılamaları başlamıştı. TC söyleyeyim bakalım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre birinci doz sayısı 32 milyonu aştı. İkinci doz sayısı 15 milyona yaklaştı. Böylece toplam doz miktarı 47 milyonu geçti. Derin bir nefes al. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı çağrısında bulundu. Aşı normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım ifadesine yer verdi. Nasılsınız? 1 Temmuz'dan itibaren şehirler arası yolculukta kısıtlamalar da kalkacak. Koltukları tam kapasite satabilecek olan seyahat firmaları da bu durumdan oldukça memnun. Kurban Bayramı için plan yapan vatandaşlar için de güzel bir haber var. Bilet fiyatları artmıyor, aksine azalma eğiliminde. Kurban Bayramı'na bir aydan kısa süre kaldı. Tatil planları yapanlar şimdiden biletlerini almaya başladı. Fiyatlar arttı, evet. İlk pandemi döneminde hükümet önlemler açısından %50 kapasite koydu. O yüzden o dönemlerde fiyatlar arttı. Daha sonra biraz gevşetince biraz daha düştü fiyatlar. Şimdi 1 Temmuz'dan sonra tamamen gevşettiler. Fiyatlarda herhangi bir artış yok. Artına aksine düşüş var. Şehirler arası seyahatte salgın öncesine henüz dönülmedi. Özel araçlarla yolculuk daha fazla tercih ediliyor. Otogarlar bu nedenle eski günlerini arıyor. Normalde bayramlar, dolayısıyla eski bayramlar yok. Eski bayramlar yok. Şu anda pandemide olduğundan dolayı pek sıkışık değil. Otobüs bileti fiyatları uçak biletlerine nazaran hızlı değişmiyor. Hatta yıllar içinde hiç değişmeyen fiyatlar dahi var. Erzurum 2011 yılında da 180 liraydı. 2021 yılına geldi. Erzurum 180 milyon. 2011 yılında mazot 3 liraydı. Şimdi mazot 8 lira. Sivas bundan 10 sene önce de 180 lira. Yine aynı fiyat. Değişen bir şey. Otobüs sektörünün sıkıntılar artıyor ama gelirleri yine otomatikman azalıyor. Uçaklara yakıtlar devlet tarafından daha ucuz veriliyor. Otobüsçüye böyle bir ayrım yok. Normal bir kullanıcının aldığı fiyattan otobüsçüye de aynı fiyattan mazot veriliyor. Otobüs de yolcu taşıyor. O da mı hizmeti yapıyor? Bu ayrım niye onu bilmiyorum. Ancak otobüslerin eskiye oranla daha konforlu olduğu da bir gerçek. Esnaf kültürü de otogarlarda hala yaşıyor. Uçak iptal olduğu zaman ne yapabilirsin? Ne halin varsa gör diyor kardeşim. Burada öyle bir şey yok. Burada esnaf bir birlik beraberlik içinde ne yapıyor? O insanı gönderiyor. Diyor ki burada kalmasın. Uçakta öyle bir şey mi? Gel ben bilet aldım 1000 lira. Yandım biletin diyor.
Burada otobüs adam yarım saat 40 dakika geç geliyor. Otobüsü kaçırıyor. Ama buradaki insan otobüs biletini yakmıyor. Marmara hepimizin sloganıyla 19 gün önce başlayan müsilaj seferberliği meyvelerini veriyor. Marmara Denizi toplam 7430 metreküp müsilajdan temizlendi. Müsilaj seferberliği devam ediyor. Marmara Denizi'nden bugüne kadar 7430 metreküp müsilaj temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 19. gününü tamamlayan Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin bilgi verdi. Aralıksız sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarımızda 7430 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettik dedi. 26 Haziran itibariyle İstanbul'da 3404, Kocaeli'de 447, Balıkesir'de 776 metreküp, Yalova'da 1764 metreküp müsilaj temizlenerek düzenli depolama sahalarına gönderildi. Denetimler de hız kesmeden sürüyor. Çalışmaların 19. gününde toplam 6887 denetim yapıldı. 1881 atık su numunesi incelendi. Bakan kurum, 7/24 online takibimizi sürdürüyoruz. Marmara hepimizin diyerek denizimizi temizliyoruz ifadesine yer verdi. Amerika'nın Florida eyaletinde çöken 12 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Ölü sayısı 5'e yükseldi. 159 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika'nın Florida eyaletinde yıkılan 12 katlı binada ölü sayısı artıyor. Enkazda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 159 kişiyi arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkazda oluşması muhtemel, hava ceplerinin insanları hayatta tutabileceği belirtiliyor. Arama çalışmaları köpekler, kızılötesi, tarama ve ağır ekipmanlar yardımıyla yapılıyor. Yetkililer enkaz altında kalanları canlı bir şekilde çıkarmak istiyor. Sahte içki faciasında bilanço artıyor. Tekirdağ'da tedavi gören 4 kişiden daha acı haber geldi. Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede 13 kişinin tedavisi de sürüyor. Sahte içki can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tekirdağ Çorlu'da sahte içki nedeniyle can kaybı yükseliyor. Bir büfeden aldıkları sahte içkiyi tükettikleri şüphesiyle toplam 19 kişi hastaneye başvurmuştu. Perşembe günü Pakistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetmişti. Dün yoğun bakımda tedavi görenlerden biri yaşamını yitirdi. Bugün de 4 kişi daha sahte içkinin kurbanı oldu. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. 13 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Polis ekipleri olayın sorumlularına yönelik operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan iki büfe işletmecisi tutuklandı. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Hong Kong'dan bir yangın haberimiz var sırada. Lüks teknelerin olduğu marinada yangın çıktı. 16 tekne küle döndü. Bir de yaralı var. Tekneler alevlere teslim oldu. Dumandan göz gözü görmedi. Hong Kong'un Aberde bölgesindeki marinada yangın çıktı. Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Teknelerden 16'sı yandı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gazete manşetleriyle devam edelim şimdi gün ışığına. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Halkın ibadet yerleri ve yeşil alanları bir bir yok ediliyor. Rant için başlığı altında detaylarına bakalım. AKP'li belediye lüks konut yapmak için 70 yıllık camiyi yıkıyor. Gümüşhane Belediyesi İnönü Mahallesi'nde 729 lüks konut yapıyor. Temel kazısı başladı. Arazinin yanındaki 70 yıllık yeni caminin de yıkılacak olması mahalleliyi kızdırdı. Yıkılmasın imzası toplayan vatandaşlar yeni caminin nereye yapılacağı belli değil diye şikayetçi oldular. 2. AKP'li Belediye Kültür Parkı'nı yıkıp yerine terminal binası yapıyor. Samsun Belediyesi 1999'da park yapılan ve vatandaşlara nefes olan Kültür Parkı'nın bir kısmına toplu ulaşım transfer merkezi yapıyor. Dozerler parka girdi, yeşil katliamı başladı. Daha önce aynı parkın bir başka bölümüne belediye hizmet binası yapan belediyeye tepki büyük. Ve bir diğer detaya bakalım. Bu arada aktardığımız detayların fotoğraflarını da hemen belirteyim. Şantiyedeki caminin avlusu kayalarla doldu. Müftülük ise imza toplayan cemaati ikna etmeye çalışıyor. Üstündeki yine o manzarayı, fotoğrafı görüyoruz. Hemen altında da Kültür Parkı'nın bir bölümünde ilçelerden gelen araçların kullanacağı garaj için çalışmalar başladı diyor. Yine ona ait bir fotoğraf da var. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Tarih 29 Mart 2018, Tosuncuk Mehmet kaçtı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın sanal bir oyun üzerinden çiftlik hayvanı satarak vurgun yaptı. Yaklaşık 1 milyar lirayla ortadan kayboldu. İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kaçtı. Kırmızı bültenle aranıyor. Ve tarih 5 Aralık 2020, Sezgin Baran Korkmaz kaçtı. Siyasiler ve gazetecilerle karanlık ilişkileri yüzünden adı sıkça anılan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz, kara paradan soruşturulurken hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da ülkeyi terk etti. Hala aranıyor. Ve tarih 20 Nisan 2025, kripto paracısı Fatih kaçtı. Kripto para borsası TODEX'i kuran Faruk Fatih Özer, yüz binlerce kişiyi dolandırarak ülkeyi terk etti. Evet, Sözcü Gazetesi'ndeki başlıkları sizlere aktardık. Son aktardığımız, ard arda aktardığımız 3 başlıkta da Sözcü Gazetesi ard arda gerçekleşen tarihteki 3 büyük para vurgununu ve hala aranan isimleri bizlerle paylaşmıştı. Bunu hatırlatmış olalım. Ve devam edelim Türkiye Gazetesi ile. Uzayda 7. gurur. Ocak'ta fırlatılan milli uydumuz TürkSat 5A bugün hizmete başlıyor. Detaylarını yine sizlerle paylaşalım. Yeni dönem başlığı altında uzayda büyük gurur, 5. nesil haberleşme uydumuz TürkSat 5A bugün hizmete giriyor. Gökyüzündeki 7. uydumuz olan TürkSat 5A ile Türkiye'nin televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmedeki alanı genişleyecek. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı ve Güney Afrika 30 yıl boyunca kapsama alanımızda kalacak. Ve yine bir diğer başlık, asırlık şehirler insanla korunacak. Antik kente dönüş, tarihi alanlar koruma amaçlı boşaltılıyor, Muğla'da tam tersi yapılacak. Antik kent insanla korunacak. Sadece 4 kişi kaldı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan, hala köylülerin yaşadığı sıra dışı antik şehirlerden biri. 3500 yıllık kalıntılar üzerinde kurulu bulunan Eski Hisar Köyü 1957'deki depremden sonra boşaltıldı. Bölgede sadece 4 yaşlı kaldı. Durmuş dede, Müşerref, Arife ve Hatice teyzeler son neslin temsilciliğini yapıyor. Ve köy yeniden kurulacak, tarihi kenti korumak için bu sefer tam tersi bir model uygulanacak. 33 ev restore edilecek, eski köy hayatı yeniden canlandırılacak. Tarih insanla korunacak. Bazı kazı başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt, yaptığımız uygulama benzer antik kentlere örnek olacak, zira insanların yaşıyor olması antik şehirler için tehlike değil dedi. Ve o antik şehre ait fotoğrafta yine başlığın hemen altında yer alıyor.
Oteller bölgesinde yangın faciası aktarmıştık. Tekrar hatırlatalım. Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın bölgede orman yangını çıktı. Alevler kontrol altına alındı ancak söndürme işçisi Görkem Hasdemir şehit oldu. Dünya bu manzarayı konuşuyor. Tur'da selfie kazası. Fransa bisiklet turunda bir seyirci üzerinde "Haydi dede, büyük anne" yazılı pankart açtı. Ardından pankartla poz vermek istedi. Bu sırada bisikletçilerden biri seyirciye çarpıp düştü. Diğerleri peşinden geldi. Onlarca sporcu birbirine girdi ve yarış zehir oldu. Ve yine bir diğer başlık, Azerbaycan Savunma Bakanı "Mehmetçik şansımız". Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan'ı Karabağ Savaşı'nda sınavına TSK'nın hazırladığını söyledi. Bakan Hasanov şöyle dedi, "Savaş ordu için bir sınavdır. Biz bu sınavı geçtik. Bizi sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı. Bizim subaylar Türkiye'de eğitim alıyor. TSK bize yeri doldurulamaz destek verdi. Bu bizim şansımızdır. Biz bu tecrübeden faydalanıyoruz" dedi. Ve bir diğer detay, İdlib'de sabır sınıyorlar. Geçen yıl Türkiye'ye ve Rusya'nın anlaşmasıyla gerginliğin sona erdiği İdlib'de tansiyon yeniden yükseldi. 20 günde 47 sivil öldü, Türk birlikleri de taciz edildi. Evet, Türkiye Gazetesi'ndeki başlıkları sizlerle paylaştık. Şimdi Türk'ün gazetesiyle devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nde manşette ilgi çekici de bir haber vardı bu arada, onu tekrar hatırlatalım. Tarihi antik bir kentin oradaki köy yaşamı yeniden canlandırılarak korunmasından bahsediliyordu. Türk'ün gazetesiyle devam edelim. Marmaris'te canımız yandı başlığı altında yine orman yangınına ilişkin bir haber var. Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangının ardından bu defa da Marmaris aynı felaketi yaşadı. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir personel şehit oldu. Muğla'nın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Marmaris'te ormanlık alanlar henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın saniyeler içerisinde büyüdü. İçmeler Karayolu üzerindeki Pamucak mevkisinde orman alanında alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti ve bir personel şehit oldu. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözler, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda Marmaris içmelerde çıkan orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu denildi. Ve bir diğer başlık, sınav maratonu bitti, heyecan başladı. ÖSYM Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı, ikinci ve üçüncü oturumları da yapıldı. 2,5 milyondan fazla adayın ter döktüğü YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Kırtasiyeler açıldı. Üniversiteye giriş sınavında ikinci oturum dün yapıldı. Adaylar sınavın sabah oturumlarında 10, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla 7-15.30 saatleri arasında nüfus müdürlükleri, kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 7-18 saatleri arasında açık tutuldu. Sınav binalarının detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. COVID-19 durumu olan adaylar sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Ve yine bir diğer detay, 1 Temmuz genelgesi açıklandı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleriyle sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Ve bir diğer başlık, Ermenistan yine ateşle oynuyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış anlaşması için
hazırlıkların yapılması çağrısı yaparken Ermenistan yeni bir provokasyona imza attı. Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Sınırlar belirlenmeli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü belirterek, Ermenistan bunu kabul etmeli ve sınırları belirlemek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Sınır hattının belirlenmesi konusunda bir çalışma grubu oluşturulmalıdır, dedi. Evet, gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. Şimdi köşe yazılarıyla devam edelim gün ışığına. Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Bir cümledeki 3 iletişim yanlışı detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma törenindeki konuşmasında şöyle bir bölüm vardı. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde size ödeme yapmayacağız. Bu yatırımları elinizden alacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir? Haberleri yok. Bankalara ödeme yapmazmış. Dinlerken kulaklarıma inanamadım. Çünkü kurduğu cümlelerin hiçbiri 20 yıldır girdiği her seçimi kazanan, seçimler konusunda adeta özgüven abidesi gibi duran bir liderin kuracağı türden cümleler değildi. Erdoğan'ın konuşmasındaki bu paragrafta siyasal iletişim açısından tam 3 yanlış yapıldığı kanaatindeyim. Erdoğan'ın açıklamasından Kanal İstanbul projesine finansman bulunamadığı anlaşılıyor. Erdoğan bu gerçeği muhalefetin tavrı üzerinden itiraf ediyor. Yatırımcıların, bankaların, ilgili ülkelerin 30-40 milyar dolar gibi büyük bir finansmanı sağlama konusunda ihtiyatlı ve çekingen yaklaştığı doğrudur. Ancak bunun nedeni Erdoğan'ın söylediği gibi muhalefetin elinizden alacağız tehditleri değil. Asıl baktıkları Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin dışarıdan görünümü, hukuk devleti, şeffaflık, öngörülebilirlik ve demokrasi standartları. Erdoğan'ın kurduğu cümleden projeyle ilgili yatırımcıların, bankaların ve ülkelerin yakın gelecekte Türkiye'deki olası bir iktidar değişikliğini kabullendiği sonucu çıkıyor. Oysa seçimler konusunda özgüvenli bir Erdoğan, muhalefet tehdit ediyor dedikten sonra yatırımcılara, bankalara ve ilgili ülkelere dönüp merak etmeyin onların iktidara geleceği yok, muhatabınız yine biz olacağız diye seslenirdi. Erdoğan son yıllarda bütün siyasal iletişim kurgusunu yerli ve milli kavramı üzerine bina etmişti. Böyle bir liderin yabancıların Türkiye'den söke söke para alacağını söylemesi büyük bir çelişki değil mi? Devlette devamlılık elbette esastır ama bu proje devletin değil AK Parti iktidarının projesidir. Eğer millet Kanal İstanbul'a ve bu konudaki anlaşmalara karşı çıkan partileri iktidara getirirse o iktidar o millet adına anlaşmaları gözden geçirebilir. Ayrıca madem devlette devamlılık kavramı esastır, o halde Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi onayıyla taraf olunan İstanbul Sözleşmesi'nden tek başına çıkmasını nasıl açıklayacağız? Kanal İstanbul projesi içinde kupon araziler, lüks konutlar, köprüler, limanlar gibi müteahhitlik işleri olan, kullanılmasa dahi maliyeti uzun yıllar boyunca millet tarafından ödenecek bir rant projesidir. Evet, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in köşe yazısını sizlerle paylaştık. Şimdi hava durumunu izleyelim ve kısa bir aramız olacak. Aranın ardından gün ışığında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Gün ışığından yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Ocak'ta fırlatılan TürkSat 5A haberleşme uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla bugün TürkSat'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenle hizmet vermeye başlayacak. Türkiye'yi uydu haberleşmesinde öncü ülkeler ligine taşıyacak TürkSat 5A göreve hazır. TürkSat 5A ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden 8 Ocak tarihinde uzaya fırlatıldı. 4 ay süren yolculuğun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. 1,5 aylık test süreci de başarıyla tamamlandı.
Yeni Nesil Uydu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün TürkSat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenin ardından hizmet vermeye başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bu dönemde yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nca COVID-19 mücadele kapsamında 5.789.851'i son bir haftada olmak üzere ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu geçti. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan anlık verilere göre 27 Haziran saat 19.45 itibariyle yapılan birinci doz aşı sayısı 32.405.843, ikinci doz aşı sayısı 14.869.270 oldu. Böylece ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 47.275.113 olarak gerçekleşti. COVID-19'la mücadele son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5.789.851 aşı uygulandı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgeye göre tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Yeme içme yerlerinin açık kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Nikah, düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek. Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyulması kaydıyla yapılabilecek. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar sona erecek. Park, bahçe, kamp, piknik, mesire alanı gibi yerlerdeki kısıtlamalar kaldırılacak. Faaliyet konusu nargile salonu, kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak. Diğer yandan Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenlerle son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina uygulamasına 1 Temmuz'da son verilecek. Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunanlara yönelik zorunlu karantina süresi 1 Temmuz'dan itibaren 10 güne düşürülecek. Kademeli normalleşme döneminde pazarları tüm gün uygulanan sokak kısıtlaması son kez hayata geçirildi. 1 Temmuz'dan itibaren sokak kısıtlamaları sona eriyor. Haliyle ekipler de dün son denetimlerini yaptı. Çalışma belgelerini tek tek kontrol etti. Bugün kısıtlama var. Neden evet. Dışarıdayız? Vallahi alışveriş yaptık işte. Ondan alışverişten dolayı 15 dakikada biz de alışverişin manasıyla dolaşıyoruz şöyle. Şehirler arası ulaşım yapacağım. Serbest bana o yüzden. Bir para çektim, para yatırdım. O yüzden işte. Kademeli normalleşme döneminin son pazar kısıtlamasında sokaklar hareketliydi. Herkes bunaldı, sıkıldı, artık kendini bir yerlere atmak istiyor. Sıkıldı millet. Ne parka gidiyoruz ne şeye, pikniğe gidiyoruz, gidemiyoruz. Hafta sonları da artık kısıtlama olunca dışarı çıkamıyorduk. Herkes rahat rahat dolaşarak boğulduk yani. Hafta içi akşam 22 ile sabah 5, hafta sonu cumartesi 22 ile pazartesi sabah 5 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılıyor. Artık kurtuluyoruz sonunda, gerçekten mutluyum yani. Çok iyi oldu. Bu iyi bir şey bizim için. Çünkü artık çok bunalmıştık. Herkes özgürlüğüne kavuşur inşallah vakalar artmadığı müddetçe. Son pazar kısıtlamasında ekipler sahadaydı, denetimlerini sürdürdü. Ekipler de bugün son kez denetimlerini yapıyor. Araçlar tek tek durdurulup
sürücülerin kimlik izin belgeleri kontrol ediliyor. Bir süredir zaten buna alışmıştık, bu korkuyla yaşıyorduk. Herkesin psikolojisi bozuldu çünkü maddi manevi her konuda. İzin belgem var ama ister istemez bir suçluluk duygusu oluyordu bende. Bugün de pazardı, yasak vardı ama çıktık. Çok şükür yakalanmadık, yoksa ceza yiyecektik. Ha, artık pazar günü de çıkabileceğiz. Şu an burada korkarak oturmayacağım. Artık polislerin yanına rahat rahat geçebileceğiz. Şimdiden kısıtlamasız pazar günü için planlar yapıldı. Bolu vakit geçireceğim arkadaşlarımla, öyle söyleyeyim. Pazar günü eğer çalışmıyor olursam gezerim büyük ihtimalle. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Bir pazar günüm var, inşallah onun da var ya, böyle tadını çıkartacağım, bayağı gezeceğim. Marmara hepimizin sloganıyla 19 gün önce başlayan müsilaj seferberliği meyvelerini veriyor. Marmara Denizi toplam 7.430 metreküp müsilajdan temizlendi. Müsilaj seferberliği devam ediyor. Marmara Denizi'nden bugüne kadar 7.430 metreküp müsilaj temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 19. gününü tamamlayan Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine ilişkin bilgi verdi. Aralıksız sürdürdüğümüz temizleme çalışmalarımızda 7.430 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettik dedi. 26 Haziran itibariyle İstanbul'da 3.404, Kocaeli'de 447, Balıkesir'de 776 metreküp, Yalova'da 1.764 metreküp müsilaj temizlenerek düzenli depolama sahalarına gönderildi. Denetimler de hız kesmeden sürüyor. Çalışmaların 19. gününde toplam 6.887 denetim yapıldı. 1.881 atık su numunesi incelendi. Bakan kurum, 7/24 online takibimizi sürdürüyoruz. Marmara hepimizin diyerek denizimizi temizliyoruz ifadesine yer verdi. Amerika'nın Florida eyaletinde çöken 12 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında olduğu düşünülen 159 kişiden haber alınamıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükseldi. Ölü sayısı 5'e yükseldi. 159 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Amerika'nın Florida eyaletinde yıkılan 12 katlı binada ölü sayısı artıyor. Enkazda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 159 kişiyi arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkazda oluşması muhtemel, hava ceplerinin insanları hayatta tutabileceği belirtiliyor. Arama çalışmaları köpekler, kızılötesi, tarama ve ağır ekipmanlar yardımıyla yapılıyor. Yetkililer enkaz altında kalanları canlı bir şekilde çıkarmak istiyor. Batman'da bir çocuk kapının üstünden atlamak istedi ancak dengesini kaybedip düştü. Demir parmaklık koluna saplandı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına itfaiye koştu. Kapının üstünden atlamak istedi. Demir parmaklık koluna saplandı. Yer batman 9 yaşındaki Yasin kapının üstünden atlamaya çalıştı. Ancak dengesini kaybetti. Demir korkuluk koluna saplandı. Tamam abi, Yasin oraya bakma. Bakmayacak. Çocuğun bağırışlarını duyan site sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Ekipler demir kesme makasıyla parmaklıkları kesti. Tamam. Demiri tut. Demir abi elini çek oradan. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleyle koluna saplanan demir çubuk çıkarıldı. Sağlık durumu iyi. İstanbul'da iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa süre içinde alevlendi. Taraflar birbirlerine masa, sandalye ve sopalarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada bıçaklar da çekildi. Ma-
masa, sandalye ve sopalar havada uçuştu. İki esnaf sokak ortasında birbirine böyle saldırdı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Barış etmeciliği yapan bir şahısla fırın çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirine masa, sandalye ve demir sopalarla saldırdı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Arbede'de bar işletmecisi fırın sahibini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bıçaklı şahsı gözaltına aldı. Esnafın meydan kavgasından geriye bu görüntüler kaldı. Sadece Marmaris'te değil, Denizli ve Bingöl'den de yangın haberleri geldi. Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bingöl'ün Genç ilçesindeki yangınsa iki gündür söndürülemedi. Bingöl'de iki gündür devam eden yangın söndürülemedi. Denizli'de de ormanlık alan alevlere teslim oldu. Eyvah, eyvah. Bingöl'ün Genç ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle iyice yayıldı. Çevrelilerden gelen takviye ekipler yangına müdahalede bulunuyor. Gereken yardımlar peş peşe geliyorlar. Helikopter havada su serpmektedir. Allah hepimize yardımcılarımız olsun. Çevre sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Denizli'de de benzer görüntüler vardı. Ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler şehrin birçok noktasından gözüktü. Bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Hong Kong'da da benzer görüntüler vardı. Lüks teknelerin olduğu marinada yangın çıktı. 16 tekne küle döndü. Bir de yaralı var. Tekneler alevlere teslim oldu. Dumandan göz gözü görmedi. Hong Kong'un Aberde bölgesindeki marinada yangın çıktı. Alevler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Teknelerden 16'sı yandı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 924. yılı coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları Selçuklu payitahtı Konya için selamlama uçuşu yaptı. Unutulmaz bir performans sergiledi. İzleyelim. Selçuklu payitahtı Konya kutlamalarıyla Türk yıldızlarının muhteşem gösterisine sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi. Anadolu toprakları üzerine kök salan Türkiye Selçuklu Devleti 1097 yılında Konya'yı başkent yapmıştı. Konya tam 200 yılı aşkın süre Selçuklu Devleti'nin başkenti oldu. İşte o önemli gün Selçuklu payitahtı Konya temasıyla kutlandı. Kutlamalara Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin konseriyle başlandı. Büyük coşkuyla başlayan konsere katılım oldukça yoğun oldu. Kutlamalar Türk yıldızlarının gösterileriyle devam etti. Türk yıldızlarının Konya semalarındaki Selçuklu sultanlarını selamlama uçuşu göz alıcıydı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gökyüzüne ay yıldız figürü çizdi. Görsel şölen yaşattı. Tören akşamda devam etti. Alaaddin Camii Selçuklu Sultanları Türbesi'nde temsili nöbet değişimi yapıldı. Sağlık ve başarı temennisiyle Selçuklu Gülbank duası okundu. Program Selçukluların Konya'ya gelişi ve devletin kuruluşunu anlatan gösteriyle son buldu. Gündemden gelişmeleri sizlerle paylaştık ve bu şekilde bugünkü gün ışığının sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.